Doktor Bağmandaz Institute Bay Leyla İnanır Güzellik Salonları Filiz ile Güzellik programını sunar. Doktor Bağmandaz Institute Bay Leyla İnanır Güzellik Salonları Filiz ile Güzellik programını sunar. Güzellik programından herkese merhabalar. Hepimizin bildiği gibi artık yaz sezonu bitti. Sonbahara doğru, kış aylarına doğru girmeye başladık. Ve tabii ki yaz aylarından kalma cildimizde en büyük problemlerimizden bir tanesi de leke sorunu. Bu leke sorununa çözüm bulabilmek için kimimiz dermatologlara gidiyoruz, kimimiz güzellik merkezlerine, güzellik salonlarına gidiyoruz. İşte bugün size cilt lekeleri neden oluşur, biz bunlarla nasıl savaşabiliriz, bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Bu konular hakkında konuşmak istiyoruz. Size bu konuda daha detaylı bilgi vermek istiyoruz. Bugün modelimiz yanımızda. Çok değerli uzmanımız Gülşah Hanım yanımızda. Size elimizden geldiği kadar detaylı bilgiler vermeye çalışacağız. Gülşah Hanım merhabalar. Şu anda zannedersem cildimizi temizledik. Öyle değil mi? Evet. Yani face cleansing'le cildimizi temizledik. Makyaj kalıntılarını arındırdık. Çünkü danışanlarımız ferah ve fresh bir temizlik istiyorlar. O yüzden face cleanser kullanıyoruz. Evet. Leke bakımı uygulayacağım. Bir karışımımız var. Onu uygulayacağım danışanımıza. Evet. Hafif bir cildimiz çünkü müsait. Hafif bir silgileme yapmak istiyorum. Sonra da buralarımızda bir renk oluşumu var. Evet, bunlar nedir? Mesela kimi kişi şey olarak diyor, bunlar vitiligo olarak adlandırıyorlar ama sizce bunlar hakikaten vitiligo mu yoksa bir başka bir deri rahatsızlığının sebebi olabilir mi? Bence bu daha başka bir deri rahatsızlığı, muhtemelen mantar hocam. Vitiligo olsaydı çok daha büyük beyazlıklar olurdu ve daralmış olurdu. Ve tabii ki burada pigment yığılmasını da aslında görmemiz gerekiyordu değil mi? Aynen. Evet. Bunlarda hafif bir şey var. Bir mantar rahatsızlığımız var. Ona da uygun bir ürünümüz var. Müryalı, evet. Onu kullanacağım. Mürya. Peki müryalını neden öneriyorsunuz mesela cilt mantarlarında? Şimdi mantar olduğu için antibakteriyel özelliği var. Mikrop öldürücü özelliği var. Ve biz bu mantarların daha fazla yayılmasını istemiyoruz. Peki böyle bir sorunu yaşayan kişi direkt olarak aktara gidip bir mürya alıp hemen cildine kullanabilir mi? Yok, uygulayamaz. Zaten direkt cilde uygulanması da cilt için çok doğru değildir doğru aslında, değil mi? Aynen. Hafif bir şekilde hafif bir pamuğun ya da bir sargı bezinin üzerine sürerek pump yaparak uygulanması gerekiyor. Anladım. Evet, Gülşah Hanım'ın da az da olsa biraz bilgi vermek istediği konumuz aslında bizim evet lekelerimiz doğru ultraviyole ışınlarından, güneşten edinilmiş lekelenmeler veyahut da akne izlerinin vermiş olduğu lekelenmeler veyahut da yanlış yapılmış olan bir cilt bakımı olabilir veyahut da bir lazer sonrasında bir lekelenme olabilir. Biz bunlara edinilmiş lekeler diyoruz. Bunlarla savaşmamız aslında çok daha kolay. Çünkü bunun sebebinin ne olduğunu biliyoruz. Ve tabii ki elimizde bize bu sorunlarımızı çözebilecek çok da güçlü silahlarımız yani ürünlerimiz olması gerekiyor bir güzellik salonu olarak. Tabii doktor açısından baktığımız zaman da doktora gittiğimizde bir dermatoloğun verdiği bir ilaç, dışarıdan sürülebilecek bir krem veya bir pomat veya kullanılacak bir tablet veyahut da bir hap yardımıyla da leke bakımlarına aslında leke problemlerine çözüm bulunabiliyor. Bir de onun dışında içeriden gelen bir leke problemi olabiliyor. Çoğunlukla bayanların en çok karşılaştığı problemlerden bir tanesi melazma. Melazma hepimizin de bildiği gibi biz uzmanların dilinde kullanılan bir şey. Doğum lekeleri olarak geçiyor. Bu östrojen hormonunun hamilelik süresinde
daha fazla salgılanması sonucunda oluşan bir lekelenme. Ve bunun aslında tek sorumlusu maalesef bayanların en büyük problemlerinden bir tanesi östrojen hormonu. Evet. Östrojen hormonunun hamilelik döneminde fazla salgılanmasından sonucunda veyahut da regl döneminde bir bayanın güneşin altında güneşlenmesi de aslında ne diyelim melazmanın oluşumuna aslında sebebiyet veriyor. Lekelenme. Evet. Ama biz tabii biz uzmanlar dilinde biz bunu melazma olarak adlandırıyoruz. Peki biz cilt lekelerine nasıl bir çözüm sunabiliriz? Bunlarla nasıl savaşabiliriz? Tabii ki leke bakımı aslında tek seanslık bir işlem değil. Değil hocam. En az kaç seans sizce? 6 seans uygulanması gerekiyor. En az 6 seans uygulanması gerekiyor. Artı devam ürünü kullanmamız gerekiyor. Aynen. Yani sonuçta biz uzman olarak evet size burada bakımlarda, salonlarımızda destek hizmet verebiliriz. Evet. Ama tabii ki bu karşılıklı iki tarafın da birlikte çalışması sonucunda sonuca ulaşabileceğimiz bir şey. Ve tabii ki kullandığımız ürünlerin her zaman için tabii ki bizim tercihimiz daha çok bitkisel olması. İçerik maddelerinin ki bitkisel ve içerisinde tabii ki kimyasal hiçbir şeyin olmaması tercih sebebimiz. Çünkü kullandığımız kimyasal otomatik olarak bizim hücremize, hücre zarından da çekirdeğe, çekirdekten de DNA'ya kadar aslında özümüze kadar inen bir şey. Ve onun için de bu konuda çok dikkatli çalışmamız gerekiyor. Şimdi ne yapacağız Gülşah Hanım? Şimdi bizim Arbutin içeren bir leke kremimiz var. Hı hı. Leke açıcı bir kremimiz. Evet. Hidrokinon gibi ama bitkisel olarak. Evet. Leke açma özelliği var. Doktorların kullandığı hidrokinon gibi. Şimdi bundan bir parça alıyorum hocam. Evet. Bu arada Arbutin aslında alfa Arbutin olarak geçiyor. Ve öküz özümünden elde edilen bir madde. Pardon. Ve hidrokininden çok daha fazla leke açma özelliğine sahip bir bitki. Evet hocam. Bizim kremimiz. Aynen öyle. Şimdi lipozom da biliyorsunuz taşıyıcı. Biz buna asansör kremi diyoruz. Evet. Bazal tabakaya kadar indirmek istiyorum. Dermise kadar da aslında lipozomlar evet, inebiliyorlar. Ki bizim en güçlü silahımız bu. Çünkü lipozomların taşıyıcı özelliğinden bahsetti Gülşah Hanım. Evet, siz lipozoma neyi yüklerseniz lipozom deri altına yani dermise kadar onu taşıma özelliğine sahip. Çünkü nanozom teknolojide üretilmiş içerik maddeleri bunlar. Ve bizim çok güçlü silahımız diyorum. Çünkü içerisinde soya var. Yani soyadan elde edilen bir lipozomdan bahsediyoruz. Evet, lipozom EC mi? Lipozom vitamin EC'mizi kullanıyoruz. Evet. Leke açma özelliği var. E vitaminiyle hücre yenileme özelliği var. Çok güzel. C vitaminiyle de leke açma özelliği var. Fakat gördüğüm kadarıyla çok az miktarda kullanıyorsunuz hocam. Değil mi? Şöyle. Ben şu anda bile birazcık fazla kullandım. Evet. Şimdi bunun içerisinde içerisinde Arbutin olan leke açıcı kremimiz var. Lipozomumuz var. Çünkü biz Arbutin'i deri altına indiriyoruz. Neden Arbutin? Aslında bizim cildimizde lekelenmeye sebebiyet veren bir enzim var. Bu enzimin bastırılması gerekiyor ki bizim cildimiz melanini yani cildimize renk veren maddeyi üretmesin. Evet. Bu da tirozinaz enzim yani bir bakıma da aslında protein. Ve bunun tirozinazın salgılanması için de bu enzim bizim vücudumuzdaki bakırı kullanıyor. İşte bizim lekelenmedeki bu koyu rengi veren şey aslında tirozinazın kullandığı bakır. İşte biz bu bakırı da ancak içerisinde arbutin olan veya içerisinde diğer bir adıyla öküz üzümü olan içerik maddesini kullanarak aslında yapıyoruz. Evet, başka ne koyacağız bunun içine? 9-8 toniğimizle gözeneklerimizi iyice açıyoruz. 9-8, ben hiç duymadım. 9-8, nasıl gözenek bir... Gözenek açıcı toniğimiz. Peki bunu herkes dışarıdan elde edebiliyor mu yoksa sadece kabinde sadece kullanılan bir şey? Evet, anladım. Evet, satışı yok hocam. Hı-hı. Sadece biz kabinde kullanabiliyoruz. Şöyle, hatta birazcık daha koyabilirim. Evet. Ve A vitaminimiz hocam. A vitamini, çok enteresan. Enzim oluşturabilmesi için... Ve A vitamininde hücre yenileyici özelliği olduğu için ve aynı zamanda yara iyileştirici özelliği olduğu için de
Şöyle İçerisine hemen bir damla A vitamini. Bir damla A vitamini. Evet. Şimdi bu çeşit ürünlerin aslında su veya dengesinin dengesinde derinin altına inmesi gerekiyor. O açıdan lipozom aslında bizim cildimize suyu sağlayan, nemi sağlayan bir bileşen. Nanozom da yağı. İşte bakarsak eğer ki mesela Gülşah Hanım E vitamini kullandı ve A vitamini kullandı. Bunlar yağda çözünen vitaminler. O yüzden de lipozomun nanozom kısmını kullanıyor. C vitamini de suda çözünen bir vitamin. Antioksidan özelliği var. Leke açma özelliği var. Ciltteki renk eşitsizliğini kontrol etme özelliği var. O yüzden de biz şu anda bunu peelingimizle birlikte cildimize uyguluyoruz ve ondan sonrasında da buhar işlemine geçeceğiz, değil mi? Aynen. Böylelikle ve kullandığımız 9-8 tonik dediğimizde zaten gözenek açmaya yarayan bir tonik ve buhar vasıtasıyla da gözenekler daha fazla açılacak ve lipozom sayesinde de bizim kullandığımız bütün ürünlerimiz deri altına inecek. Böylelikle oradaki lekelenme yani melanin üreten hücrelere baskı uygulamaya başlayacak ve biz de bunu dışarıdan silgileme mi taşlama yöntemiyle mi? Silgileme yapalım hocam. Silgileme bir yöntemi. Evet. Cildimiz biraz hassas galiba. Atropik bir cildimiz var, hassas evet. Bir cildimiz var. Evet. Silgileme yapalım. Silgileme çok yöntemi. Çok yormayalım, üzmeyelim. Evet. Silgileme yöntemi aslında güzellik salonlarında bizim cihazlarımız üzerinde olan aparatlardan bir tanesi. Cildi çok yormadan, cilde zarar vermeden cilt üzerindeki o ölü tabakayı yok etmek için biz kullanıyoruz. Çünkü bizim her zaman için söylediğimiz biz cildimize yıkama yani temizlemeyle başladığımızdan itibaren zarar vermeye başlıyoruz. Yani cildimizin pH'ını bozuyoruz. Ve bu yüzden de her türlü yapılan leke bakımlarında ya da agresif bakımlarda bizim muhakkak seramit kullanmamız ve lipozom kullanmamız gerekiyor. Seramit yaklaşık olarak 15-20 senedir bizim bahsettiğimiz bir konu. Seramit aslında bizim hücrelerimizin arasındaki sıva olarak biz bunu adlandırıyoruz. Ve cildimiz kendisini yenileme süresi yani 28 gün dolduğunda yani turnover'a geçtiği zaman işte bu deri altındaki seramit aslında bizim derimizin en üst tabakasına yani stratum corneum tabakasına gelerek cildin daha koruyucu olmasını dışarıdan gelecek olan serbest radikallere karşı veya cildin hassasiyetine hastalıklar olabilir, bakteri olabilir, cildin mikrobiyomunu daha iyi koruması açısından kullandığımız çok önemli bir bileşen aslında seramit ve bu çeşit işlemlerde isterseniz standart bir cilt bakımı olsun, isterse dermopen olsun ki dermopen de leke bakımlarında çok kullanılan bir yöntem. Şu anda artık yavaş yavaş sezonu geliyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Evet, mikro kanallar açarak biz deri altına doğru inerek oradaki gene melanin üretimini baskılıyoruz. Hücre yenilenmesine yardımcı oluyoruz. Akne izlerinde veyahut da güneşten ultraviyole ışınlarından dolayı edinilmiş olan leke bakımlarında mücadele ediyoruz. Anti-aging de çok başarılı bir yöntem. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Dermopenle biz cildimizin seramik tabakasını tamamıyla yok ediyoruz. İşte bunu bizim tekrardan yerine koymamız gerekiyor. O da ancak cilde verilen direkt olarak seramit serumları olabilir, seramit ampul olabilir, seramit içeren lipozom olabilir veya seramit içeren kremler şeklinde olabilir. Seramidi yerine koymamız gerekiyor. Aynen. Cildimizden alıp attığımız agresif işlemlerde uyguladığımız zaman o seramidi yerine koymamız gerekiyor hocam. Aynen öyle. Ve bu çeşit işlemler yapıldıktan sonra yaz, kış demeden özellikle Ege bölgesinde veya Akdeniz bölgesinde güneş yaklaşık olarak yılın 10 ayı güneşle sürekli karşı karşıya kalıyoruz ve ultraviyole ışınlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu yüzden de kullandığımız güneş kremi yaz kış bizim dolabımızda veya eğer ki dışarıda çalışan bir kişiysek sürekli güneşin altındaysak ultraviyole ışınlarıyla muhatap oluyorsak muhakkak güneş kremimizi kullanmamız gerekiyor.
Bunda da önemli olan kullandığımız aslında faktör değil. Yani 50 faktör, 60 faktör, 100 faktör değil. Güneş kreminin içerik maddesi. Her zaman için kozmetik ürünleri alırken ve kullanırken onların içerik maddelerine bakarak aslında karar vermemiz lazım. Ve kullanacağımız güneş kremlerinin içerisinde de muhakkak çinko ve titan dioksidin olması gerekiyor. Ki güneş ışınları bizim cildimize vurduğu anda tekrardan geri gitsin. Yani güneş kreminin deri tarafından emilmemesi gerekiyor. Derinin dış yüzeyinde kalması gerekiyor. O yüzden de siz seyircilerimize bu konuda ipucu verin ya da bir ufak bir tüyo verelim. Kullanacağınız güneş kreminin içerisinde yağ olmadığına dikkat ediniz. Çünkü yağ bir taşıyıcıdır. Ve deri tarafından emilen, deri tarafından kabul edilen bir madde. O yüzden güneş kremlerinizin içerisindeki yağ otomatikman deri altına inecektir ki biz bunu istemiyoruz. Güneş kremlerinin her zaman için bariyer oluşturması gerekiyor. O yüzden de çinko ve titan dioksidin birinci sırada yani ilk sırada olmasına önem göstermemiz gerekiyor aslında. Evet. Şimdi ne kadar bekleyeceğiz Gülşah Hanım? 6 dakika bekleyelim. Genç bir cildimiz olsaydı 10 dakika bekleyecektik hocam. 6 evet. dakika yeterli. Çünkü hassas da bir cildimiz var. Çok hassas bir cildimiz var. Aynen. Ondan sonra taşlama işlemini uygulayacağım. Evet, silgileme yapacağız demiştik. Pardon, silgileme yapacağız. Hassas bir cildimiz var. Aynen. Çünkü evet. neden? Aynı zamanda da ciltte deri mantarını veren bir durum var. Bunu da çok fazla agresifleştirmememiz gerekiyor. Evet. Evet, biz buradan danışanımız çıkarken ona cildini koruyabilecek güneş kremi olsun, seramide olsun, diğer vitaminlerini zaten cildine vereceğiz. Ama hani insanlık halidir, unutabilir, es geçebilir, daha fazla problem yaratmasın cildinde diye. Biz çok hassas bir bakım yapacağız ona. Aynı zamanda ama problemine de çözüm bulmuş Aynen. olacağız. Peki şimdi bu bakım sonrasında cilt renginde bir değişiklik olacak tabii değil mi? Olacak hocam. Tabii evet. ki. Bir aydınlanması olacak. Lekelerin ciddi oranda açılması olacak. Canlılık olacak. Çok da memnun kalacaklar. Kesin bundan eminim. Aynen öyle. Peki şimdi mesela siz şu anda buharı verirken aynı zamanda evet. Normal peeling, elle de peeling işlemi yapabilirsiniz değil mi? Yapabilirim. O işlemi de yapabilirim. Aynen. Yalnız benim dikkat ettiğim bir şey var. Bazı uzmanlarda görüyorum ben eldiven kullanıyorlar bakım sırasında ama sizde evet. eldiven yok. Neden? Çünkü parmaklarımda probiyotiklerim var. Evet. Kremleri o şekilde yediriyorum. Probiyotiklerimle cildin bağışıklığını aslında aynen, güçlendirmiş oluyoruz. Evet. Cildimizin bizim sadece tabii bağırsaktaki bağışıklığımız değil, cildimizin bağışıklığının da güçlü olması gerekiyor. O yüzden bakımlarda ve tabii ki danışanla uzmanı arasında da bir enerji alışverişi evet, var. Evet. Özellikle bakımlar sonrasında bayanların en çok sevdiği şey yüz masajı ya da aromaterapi masajları. Bununla da aslında bir enerji alışverişi oluyor. O yüzden bakımlarda bizler tabii ki hijyenik, evet, hijyenik bir ortamda tabii ki bundan %100 kesin emin olmamız gerekiyor. El teması yani parmak uçlarımızda taşıdığımız probiyotikler sayesinde aslında danışanımızın da cildinin bağışıklığını güçlendireceğiz ki çünkü nasıl ki bizim vücudumuz bağışıklığımız düştüğünde hastalıklara karşı, virüslere ve bakterilere karşı çok hassas oluyoruz. Aslında bu cildimiz için de aynı şekilde. Çünkü cildimin bağışıklığı yükseldiğinde aynı zamanda da ben cildimi hastalıklara karşı da korumuş oluyorum. Yani biraz önce hatta şeyden bahsetmiştik, seramikten bahsettik. Tuğlaların arasındaki, hücrelerin arasındaki sıva şeklinde. Şöyle bir hayal edin. İşte bir ev yaptırdınız, sizin usta sıvayı çok iyi bir şekilde kullanmadı. Kış ayı geldiğinde ne bileyim duvarda bir çatlak gördünüz veya işte nemli bir ortamda hemen orada bir rutubetlenme oldu. İşte aynı şekilde aslında aynı mantık bizim derimiz için de geçerli. Aradaki sıvanın sağlam olmaması bizim cildimizde otomatikman su kaçağına sebebiyet veriyor. Böylelikle ciltte kurumalar, ciltte pullanmalar, ciltte alerjen bir durum, hassasiyet durumları tamamıyla o cildin bariyer tabakasının yok olmasıyla gerçekleşen bir şey. Onu da biz hep şeye benzetiyoruz. Telefonun üzerindeki koruyucu film tabakası. Hani
alıyoruz diyelim ki. Gidiyoruz hemen onun üzerine bir tane film alıyoruz ki ekranı kırılmasın diye, camına zarar vermesin diye. Aslında bizim aynı şeyi cildimiz için de yapmamız gerekiyor. Çünkü unutmayalım ki bizim cildimiz vücudumuzun en değerli elbisesi. Ve bizim o elbiseye elimizden geldiği kadar çok iyi bir şekilde bakmamız gerekiyor. Ve tabii ki danışanlarımızın da aslında, değil mi Gülşah Hanım? Bilinçli bir şekilde ne yaptıracağını bilerek, kendini bilgilendirerek aslında bu çeşit bakımlara yönelmesi gerekiyor. Çünkü sonuçta sabah kalktığınız zaman... Doktor Bağman Das Institute Bay Leyla İnanır Güzellik Salonları'nın sunduğu Filiz ile Güzellik programı devam ediyor. Ya da bundan işte 3 hafta, 4 hafta sonra aynaya baktığınızda cildinizdeki o değişimi, o lekelerdeki açılmayı, ciltteki yenilenmeyi aslında görmek hepimizin tabii en istediği şey. Doktor Bağman Das Institute Bay Leyla İnanır Güzellik Salonları'nın sunduğu Filiz ile Güzellik programı devam ediyor. Şimdi? Şimdi hafif bir simgeleme yapacağım danışanımıza. Evet. Lezyonlu bölgeyi çok bitirmeyeceğim hocam. Tekilerin olduğu yerlerde çalışacağım. Evet. Şöyle bir kelimemizi tekrar ediyorum. Kendisi ama herhangi bir acı falan bir şey hissetmeyecek, yok, değil mi? Yok, hissetmeyecek hocam. Hmm. Yani böyle ciltte bir zımpara olayı falan yok, değil bu. Yok, zımparlama değil. Çok hafif bir şekilde rengini açacağım. Anladım. Cilt dokusunu eşitleyeceğim. Şu şekilde, çok bastırmadan. Evet. Şöyle. 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 Lekeli bölgelerde lekeli biraz bölgelerde. Daha evet, uzun süre çözülür. Bu işlemin yani bir leke bakımının her hafta mı olması gerekiyor? 3 haftada bir mi? 3 haftada bir yapmamız gerekiyor hocam. Bir paket program hazırlanması gerekiyor. Evet. 3 haftada bir işlemlerle uygulanabilir. Değişik kombine işlemlerle uygulayabiliyoruz. Bir de tabii bizim bu son zamanlarda bayanların özellikle lekelerden çok çabuk kurtulmak istediğimiz konulardan bir tanesi mesela aha bakımları yani meyve evet, asitleri meyve bakımları evet. Değil mi? Aynen. Bunlar da tabii aslında gene vejeteryan olan yani bitkisel olan bakımların içerisinde kullanılan malzeme bizim normal şeker kamışının dışından olan madde aslında evet. Meyve asit olarak kullanılıyor. Ve bu çeşit içeriklerin en güzel, en faydalı özelliğine cildimiz hani kağıt gibi soyulmuyor. Böyle çok pütür pütür şeklinde hücre kendini yeniledikçe yaklaşık olarak bir 10 gün bazen 2 haftaya yakın bir zaman alabiliyor. Vücut onu yavaş yavaş ciltten uzaklaştırmaya başlıyor ve siz de zaten bu değişimi yavaş yavaş görüyorsunuz. Yanık hissi olmadan, acıl hissi olmadan cilt kendi dokusunu tazeliyor, yeniliyor, cilt kendini atıyor hocam. Ve böylelikle de aslında tekrardan bir yoğun bir lekelenme de aslında olmuyor değil mi? Olmuyor. Tabii çünkü diğer agresif işlemlere baktığımız zaman ister dermopen olabilir ki dermopende de aslında bizim amacımız ne? Deri üzerinde mikro kanallar açmak. Yani çok minicik minicik kanallar açmak. Sadece cildi birazcık kızartmamız yeterli. Kanatmadan bu işin. Yaraya sebebiyet vermeden, aynen öyle. Çünkü yaraya sebebiyet vermemiz demek gene aynı konuya geliyoruz. Seramidin tamamıyla evet. Yok olması demek. Seramit olmadığı zaman ne demiştik zaten? Cilt otomatikman her türlü bakteriyi, mikrobu içine almak üzere hazır. Savunmasız kalıyor. Çok süpersiniz. Savunmasız kalıyor. Savunmasız kaldığı için aynen. De bu sefer diyelim ki sizin %20 bir lekelenmeniz var ise sonrasında bu %60 lekelenmeye kadar gidebiliyor. Evet. O yüzden cildi yormadan, cilde zarar vermeden ya da bazen bazı danışanlarımız oluyor. Değil mi? Geçenlerde de böyle bir evet. Konuşma oldu aramızda. Mesela danışanlar diyorlar ki işte ben lekelerden kurtulmak istiyorum. Dilimizi koyalım şuraya. Buyurun. Lekelerden kurtulmak evet. İstiyorum. Direkt olarak lazer yapalım. Yok öyle yok hayır. Evet Gülşah Hanım böyle bir şey evet. Kesinlikle kabul etmiyor. O neden? Sonuçta bir lazer işlemi.
cilde evet bayağı yoğun yapılabilecek bir işlem. Evet, lazerle leke silmeye kimse karşı değil. Fakat daha basit yollarla ve özellikle kullandığımız ürüne ve ürünün içeriğine güveniyorsak ve ürünümüzü çok iyi tanıyorsak, bunu da danışanımıza güzel bir şekilde anlatabiliyorsak, biz çok agresif işlemler olmadan da aslında cildimizdeki lekelerle çok rahat bir şekilde savaşabiliriz. Aynen hocam. Danışanımız neler hissediyor şu anda? Ciltte nasıl bir hissiyat oldu sizde? Cildiniz rahatladı. Cildinizi nefes aldığını hissediyorsunuz aslında. Evet, ve şu anda baktığımız zaman zaten hanımefendi ilk geldiğinde çene bölgesinde özellikle birazcık bir leke şey vardı. Renk değişimi. Bu genellikle renk eşitsizliği işte ağız çevresinde, çene çevresinde, yanaklarda daha farklı olarak gözükür. Şu anda bir tabii ki çene çevresi biraz daha koyu olduğu için ciltteki o mantarlaşma beyaz olarak çok daha belirgindi. Ama şu anda mesela çok az bir belirginlik var. Yani sanki deri yüzeyinde çok hafif bir renk değişimi varmış gibi. Şu andan birinci aşamadan itibaren zaten biz de renk değişikliğini buradan çok rahat görebiliyoruz. Ciltte güzel bir rahatlama oldu. Şu anda gözeneklerinin hepsi açık. Ki bizim istediğimiz de oydu. Ama muhakkak açılmış olan gözeneklerimizin de tekrardan kapatılması gerekiyor ki cilt kendi korumasını kendisi yapabilsin diye. Onun pH için dengesini de sağlayabilsin diye. Aynen. Hangi toniği kullanıyorsunuz burada? 4-8 toniğimiz var hocam. 9-8 toniğin devam ürünü olan 4-8 toniğimizi kapatacağım. Etanol içerir, antibakteriyeldir, evet. Mikrop öldürücü özelliği vardır. Evet. Özellikle sıkma işlemlerinden sonra kullanılması önerilir. Şeyde de değil mi? Akne problemi olan kişilerde. Yani. Çünkü o işlemde de yine cilde çok derinlemesini açtığımız için 9-8 tonikle kapatmak için 4-8 tonikimizi kullanmak durumundayız. Peki biraz önce şey dediniz, 9-8 ile açıyorum diye bunu herkes rahatlıkla kullanabilir mi? Alabilirler mi yoksa bu sadece kabin bakımları mı? Yoksa satışımız var. Ki kullanılması özellikle yağlı ve gözenekleri açık ciltlerde, karma ciltlerde özellikle öneriyoruz zaten hocam. 4-8'i değil mi? 4-8 tonik, evet. Aynen öyle. Şu anda cildi temizledik, şimdi ne yapacağız? Şimdi 4-8 tonikle kapatıyoruz. Tabii bundan sonra size şimdi vereceğiniz ampuller de var değil mi? Şimdi bu biraz olsun, cildin pH'i tamamıyla bozulmuş durumda. Evet, aynen. Şimdi bunu yerine koyacağız. Serum olarak peki böyle bir durumda ne kullanıyorsunuz? Palantoin kullanacağım. Humidity kullanacağım, ürea kullanacağım ki çok yoğun nemi geri vermem lazım. Aynı zamanda hücre oluşumunu sağlamam ve cilde desteklemem lazım. Evet. Allantoin'in yara iyileştirici özelliği var yine. Yine hücre yenileme, hücre destekleyici özelliği var. Evet. Lecithin kullanacağım. Lecithin çünkü gözeneklerimizi kapatıyor. Evet. Lipozomumuz var, EC'yi kullanacağım. Aynen şeyde peelingde kullandığımız aslında lipozomun aynısını biz şu anda bakımı bitirirken de kullanıyoruz. Çünkü neden? Bakım sonrasında bizlerin kullandığı serumlarımız ve ampullerimiz var. Tabii bunların bizim deri altına yani dermise kadar aslında derinin katmanlarını biz şu şekilde anlatıyoruz. Aynı bir baklava dilimi olarak düşünelim diye. O baklavanın fındık fıstık olan kısmı aslında bizim besinleri indirdiğimiz yer ve bizim ulaşmak istediğimiz tabaka aslında bu tabaka. O yüzden lipozom da program başında da size söylemiştim. Taşıyıcı özelliğine sahip olduğu için şimdi vereceğimiz serumları artık biz dermise kadar indireceğiz ki böylelikle yeni doğacak olan hücreler daha sağlıklı olarak doğsun ve leke bakımında da o lekelerin açılmasında da ona destek olalım diye. Kullanacağımız serumların içine fazladan bir de B3 niasinamid kullanacağız. B3 aslında cilt lekelenmelerinde aşırı kuru ve pullanma olan ciltlerde çok faydalı bir vitamin ve vitamin tabii ki sonuçta vitamin. B vitamini. Evet, onu kullanabiliriz. B3 vitamini. Aynen öyle. Leke açılımında bize yardımcı olacak diğer bir içerik maddesi aslında nar ekstresi.
Çünkü omega 5. Omega 5, aynen öyle. Zaten baktığınız zaman likopen, mesela o da gene kırmızı meyvelerde, kırmızı besinlerde, özellikle domateste olan bir içerik maddesi. Bu çeşit kırmızı içerikli olanlar zaten antioksidan özelliğine sahip. Yani vücutta istenmeyeni aslında dışarı atmak için, ki leke bakımında zaten bizim en istediğimiz şey de bunlardan kurtulmak. Aynen öyle. Şu anda siz lesitin seramit kullanıyorsunuz. Evet. Ne de olsa tabii cilt üzerinde belirli bir işlem yaptık. Cildin koruyucu tabakasını yok ettik. Bir de modelimizin, hanımefendinin ufaktan da olsa bir anti-aging başlama durumu var. Kullandığımız serumlarla da en azından anti-aging'e de destek verelim. Bir taraftan da lekelerle savaşalım diye seramit lesitin kullanıyoruz. Seramit hocam. Lesitin seramitimiz var. Evet, niyasin, vitamin B3 ama kullanıyoruz. Onlardan önce lipozom taşıyıcı kremimizi kullanıyoruz. Aynen öyle. Lipozomların özellikleri zaten biz bunu sürekli olarak anlatmaya çalışıyoruz. Lipozomlar hiçbir zaman için bir krem gibi, yani yüzü ovalayarak kullanılmamalı. Sadece böyle tampon şeklinde bastıra bastıra. Çünkü bunlar kapsüller halinde. Deri altına indikçe bunların patlaması gerekiyor. Ve patladıkça da beraberinde neyi verirseniz onu götürüyor. O yüzden lipozomu kullanırken parmak uçlarımızla bastıra bastıra hafifçe ve ondan sonrasında diğer vitaminlerimizi ve serumlarımızı deri altına veriyoruz. Evet, buyurun. Biraz önce dedik zaten su ve yağ dengesi diye. Şu anda lipozom, nanozom ve B3 zaten suda çözünen bir vitamin. Böylelikle onu da deri altına rahatlıkla indirebiliyoruz. İlk baktığımız anda ciltte mesela ürünlerin çok fazla olduğunu görüyoruz. Fakat üzerinden şöyle bir 10-15 dakika geçtikten sonra ciltte hiçbir ürünün kalmadığını görüyoruz. Cilt otomatikman zaten hepsini deri altına indiriyor. Ve o aşamada da bizim muhafız hücrelerimiz, koruyucu askerlerimiz ya da tamir ekibi orada hücre yenilemesine, hücre tamiratına başlıyor ki bunu ilk 14 günde ki dönemde, yani biz ona deskuame süresi diyoruz. O süreç içerisinde zaten 14 gün sonra ciltteki o yenilenmeyi, ciltteki ışıltıyı, ciltteki renk değişikliğini görmeye başlıyoruz. Ve 28 gün sonra da, yani turnover dediğimiz süreçte de cilt tamamıyla eskisinden arınmış, artık daha sağlıklı bir hücre yapısına, daha sağlıklı bir deri yapısına ulaşmış oluyor. Tabii bunların vasıtasıyla da aslında bayanların en büyük problemi kolajen, elastin, evet, değil mi? Cilt sarkmaları. Aslında bu şekilde de cildimizin, yani dermis tabakasına aslında biz kolajen ve elastin liflere de destek vermiş oluyoruz. Evet. Peki bir de şeyden, mesela dışarıdan alınan kolajen takviyeleri var. Evet. Bugünlerde baya baya meşhur. Evet hocam. Bildiğimiz gibi kolajen aslında bir protein. Evet, dışarıdan da alınabilir veyahut da bir güzellik merkezinde deri altına da enjekte edilebilir. Fakat kolajen alımında dikkat etmemiz gereken şey ne? Fazla miktarda protein içerdiğinden dolayı. Eğer ki çok fazla spor yapan ya da hani günlük ritim dışında vücudu kan dolaşımını hızlandıracak ya da yağ yakımını sağlayacak herhangi bir fiziksel aktivitemiz yoksa aslında kolajen takviyelerinin her gün değil de haftada 2 veya 3 gün alınması aslında bence çok daha doğru. Çünkü vücudumuz yeterli bulmadığı takdirde ya da hareketsiz kaldığı zamanlarda proteini yağa döndürüyor. Bu demekte ne oluyor o zaman? Tabii ki kilo alımı oluyor. Hadi bu sefer gene güzellik salonlarında bölgesel incelme programlarına katılmak zorunda kalıyoruz. Mesela öyle bir durumda ne yapabiliriz aslında? Kolajen takviyesini gene alalım ama o gün bir öğün atlayalım. Yani diyelim ki öğlen yemeği, mesela sabahleyin saat 11 gibi kahvaltı ettiysek ya da işte ev hanımıysak, geç saatte bir kahvaltı ettiysek o gün öğleni atlayalım, onun yerine kolajen takviyemizi alalım, ondan sonra normal akşam yemeğimizi yiyelim her gün almak istiyorsak, veyahut da haftada 2 gün veya 3 gün şeklinde kolajen takviyesiyle de aslında cildimize destek vermiş oluruz. Aynen.
Aynen öyle. Ya da 30 dakikalık küçük bir yürüyüşle de bunu desteklemiş oluruz. Aslında tabii şu anda şimdi sonbaharda geliyor artık. O sıcak günler bitti. Çok rahat bir şekilde de dışarıda aktif olabiliriz. Şu an göz çevresi zannedersem. Evet hocam. Göz kremi kullanıyoruz. Hanımefendinin göz altlarında biraz renk değişimleri var. Onlardan da aslında birazcık bahsedelim. Göz kremi ve göz jeli arasındaki fark. Göz jeli eğer ki göz çevresinde kuruluğumuz varsa, kaz ayaklarımız çok yoğun bir şekilde belliyse, yani bunda bizim yaşımızın anti-aging olması gerekmiyor. Yani çok genç yaşlarda da, 30 yaşlarındaki kişilerde de kaz ayakları çok belirgin olabiliyor. Aslında bunun en büyük sebebi o bölgede nemin olmaması. Ciltte nemin yeterli miktarda bulunmamasından kaynaklanıyor. O şekildeki durumlarda aslında biz göz jelini tavsiye ediyoruz. Ama yok eğer ki göz altında renk değişimimiz varsa, göz altı morluğumuz varsa, göz altı torbalarımız varsa onda da güneş kremi, özür diliyorum, göz kremi. Göz kremi, evet. Göz kremi ve onunla birlikte tabii at kestanesi, horse chestnut, ciltteki, derideki renk değişimlerinde veya kılcal damar problemlerinde çok rahat kullanabileceğimiz bir ampulümüz. Onu da bu şekilde aslında kullanabiliriz. Evet. Şu anda ışıl ışıl bir cildimiz var. Besine doymuş. Şimdi burası için demiştik ki hocam, mantar. Evet. Cilt mantarı. Hı hı. Var dedik. Şimdi mürü kullanacağız. Mür. Evet, mür yanımızda. Aslında ağacın reçinesinden elde edilen bir madde. Çok küçük bir, evet. Tüysüz bir pamukla kullanabiliriz. Aynen. Bizim için önemli olan o. Şöyle bastırıp açalım isterseniz daha rahat olur. Tabii elleriniz şu anda. Bana diyorlar zaten, senin ellerin hiç yaşlanmayacak herhalde. Aynen, çünkü yani sürekli olarak ellerimizde zaten lipozom, her türlü besleyici kremler ve içerik maddeleri olduğu için Gülşah Hanım'ın elleri yeterli herhalde o kadar, değil mi? Evet. Hissiyatınızı siz bize söyleyin. Herhangi bir yanma hissediyor musunuz? Kaşınma, diken, iğnelenme? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Aslında düzenli olarak tabii kullanıldığı zaman bu ciltteki ufak mantarlardan da kurtulabiliriz. Bunların hepsi doğal yollarla yapılan şeyler. Tabii kullandığımız ürünlerin gene istersek eterik yağlar olsun. Bunların da doğal içerikli olmalarına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi yağlar taşıyıcı. Deri altına, hücreye, çekirdeğe ve DNA'mıza kadar kimyasalları indirebiliyoruz. Bunlar da sonrasında Allah korusun çok özel bebeklerin doğmasına sebebiyet veriyor. Ve artı tabii ki cildimizde hastalıklara karşı, virüslere karşı dirençsiz bir hale getirmiş oluyoruz. O yüzden kullandığımız ürünlerin, alacağımız ürünlerin özellikle içerik maddelerine çok dikkat edelim. Ve atıyorum üzerinde aloe vera yazıyorsa içerik maddeleri kısmında aloe vera nerede yazıyor? Öncelikle ona dikkat etmemiz gerekiyor. İlk 10 sıradaysa evet o ürün iyidir. Ama tabii ki içerisinde paraben olmayacak, selese olmayacak, sodyum benzoat olmayacak. İşte onların kardeşleri olmayacak. Bu şekilde de kullanabiliriz. Ama yok eğer ki aloe vera listenin en sonundaysa o zaman aloe vera'dan bize hiçbir fayda gelmeyecek demektir. O yüzden de bu çeşit bilgilendirmeye her zaman için açık olalım. Bu çeşit eğitimleri zaten her zaman için biz vermeye ve sunmaya hazırız. Bu durumda tabii ki siz danışanlarımızı veyahut da siz değerli seyircilerimizi bilgilendirmek bizim en tabii en önemli görevlerimizden bir tanesi. Şimdi güneş kremi kullanıyorsunuz zannedersem. Evet. Güneş kremini karıştırıyorum hocam. Hı-hı. Kremimizde bleaching kremimizi karıştırıyorum. Şu anda cildin altına kullandığımız bleaching'i tekrar cilt üzerine cildin kullanıyorsunuz. Cildin üzerine kullanıyorum. İçerisinde arbutin vardı. Alfa arbutin. Hidroksin kadar değil mi? Ondan çok daha bile etkin, leke açma özelliğine sahip bir içerik maddesi. Cilde aynı zamanda tabii ki nemini de veriyor.
Farkında süper. Olmadan, cildi yormadan, üzmeden, cildi yakmadan lekenin açılmasını sağlıyor. Tabii şimdi eğer ki danışanımız cildi için uygun ürünleri de kullanırsa, yani gene arbutin içeren, çünkü bitkisel içerikli ürünleri kullanmasına devam ederse ve güneş kremini cildinden hiç eksik etmezse zaten bu kış dönemi süresince özellikle ne olacak? Lekelerinin açıldığını, azaldığını görecek. Tabii ki yaz döneminde de, yani baharın gelmesiyle birlikte de güneş kremini hiç aksatmadığı takdirde de bir daha da leke oluşumuna aslında izin vermemiş olacak. Ve her zaman için tabii ki benim tavsiyem, bu çeşit işlemleri yapmadan önce muhakkak uzmanlarınıza sorun, yeterli bilgiyi alın, kendinizi bilgilendirin. Çünkü sonrasında dönülmeyecek problemler yaşamayalım. Çünkü bir hanımefendiyi memnun etmek çok kolay ama üzdüğünüz zaman da, değil mi? Evet, gönlünü almak çok zor oluyor. Aynen öyle. Güvenini kazanmak çok zor oluyor. Doğru. Ve bir hanımefendi sabahleyin uyandığında, aynaya baktığında kendisinde barışık, mutlu bir hanımefendi olmak istiyor. Onun için de biz de elimizden gelen her şeyi aslında danışanlarımıza yapıyoruz ve yapmak zorundayız. Bu da bizim aslında en tabii görevimiz olması gereken. Evet. İşiniz bitti hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Nasıl hissediyorsunuz şu anda? Çok rahatladım. Hakikaten şuradaki lekelenmede, yani şuradaki renk değişimi o kadar güzel ki şu kısımda özellikle. Zaten rahatladım cilt. Değil mi? Nefes aldığını hissediyorsunuz. Evet, evet. Ki bu bizim birinci uygulamamız. Şimdi bunun önümüzde daha 5 uygulamamız daha var. Bu şekilde devam ettiğimizde aslında her geçen seansta cildin daha da açıldığını, rengin değişime uğradığını ve yeni bebek hücrelerimizin aslında böyle kırmızı kırmızı deri yüzeyinden görülmeye başladığını biz de göreceğiz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Ekleyeceğimiz bir şey? Yok hocam. Evet, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Umarım size değerli, güzel bilgiler vermişizdir. Bundan sonraki haftalarda çok daha farklı konularda tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Kendinizi sevin. Kendinize zaman ayırın. Kendinizi şımartın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun hocam. Doktor Bauman Das Institut Bay Leyla İnanır Güzellik Salonları Filiz ile Güzellik programını sundu.